Merhaba arkadaşlar, bu izoton keçemiz. Bu ürünün ısı, ses ve yangın testini yapacağız arkadaşlar. Asıl ısı ve ses değil de ısı ve yangın testini yapacağız arkadaşlar. Burayı yakıp ısının yani sıcakla soğuğunun bu tarafa geçmediğini göstereceğiz. Bir de yanmadığını göstereceğiz. Şimdi hemen ürünümüzü test yapalım. Arkadaşlar pürümüzü de böyle yakıyorum. Şöyle. Hatta pürümüzü şöyle ayağım üstüne koyayım arkadaşlar. Şöyle elimi arkasında koyup elimi üzerinde yakayım. Arkadaşlar sıcak ve soğuk kesinlikle karşıya vermiyor. Şöyle elim arkada. Abdullah elimi gösterebiliyor musun? Bakın arkadaşlar elim arkada. Kesinlikle yakmıyor. Tam tersi arkadaşlar bunu söndürdükten sonra şimdi belli bir süre bir ısı yalıtım malzemesini yaktığınızda örnek veriyorum 2 dakika yaktıktan sonra 1 dakika sonra elini üzerine koyabiliyorsanız bu çok iyi bir performans ama biz bunu yapmayacağız. Direkt elimizi üstüne koyacağız. Zaten yalıtım malzemenin yaktıktan sonra hemen elini üzerine koyabiliyorsunuz. Kesinlikle elimiz falan yanmıyor. Herhangi bir şey olmuyor. Sadece ufak tefekler burada bu ateşin miktarına göre bir deforme oluyor arkadaşlar. Bu taşı bile yaktığınız zaman belli bir şekilde bir deforme olabiliyor. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Bir tane firma aynı şekilde arkadaşlar böyle ürünümüzü parçalıyor. Ben öyle söyleyeyim. Hatta ismi de söyleyeyim. İzoboz. Yani uyanıklık yapıyor. Şöyle ürünü parçalıyor. Tamam arkadaşlar. Şöyle yakıyor birazcık. Şöyle hava gazını açalım. Yanıyor deyip böyle atıyor yalandan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu ürün yanmaz. Şimdi bu ürünü böyle yaktığı zaman bir deforme kısmı var. Yani şuralarda zayıf kaldığı noktalar oluyor. O noktalarda bu ateşin miktarı çok yüksek olduğu için böyle yanmalar oluyor. Bakın arkadaşlar ben şimdi buradan koparttım bunu. Aynı şekilde bunu buraya koyduktan sonra da şöyle onun üstünü yakacağım arkadaşlar. Bakın bu ateşe maruz tutuyorum. Herhangi hiçbir şekilde yanmıyor. Karşı deforme olmuyor. Hiçbir şekilde bıraktığım zaman da aynı şekilde kapatılmış oluyor. Bir de yalan söylüyor müşteri işte ilaç sürüyorlar üzerine öyle yakıyorlar falan filan diyorlar. Arkadaşlar biz size numune gönderdiğimizde, ürün gönderdiğimizde burada size şöyle bir söz veriyorum. Eğer ürün bu şekilde yaktığınızda ya da tüpün üstüne koyduktan sonra belki bir pürmüzünüz yok da tüpün üzerine koyduğunuz zaman bu tarafta ısıyı kaçağını hissettiğiniz zaman veya ürün yandığını gördüğünüz zaman arkadaşlar ürünümüzün tamamen ücretsiz bir şekilde geri alıp hatta zararınızı varsa onu da bile karşılarız. Biz herkese de numune gönderiyoruz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Kim ne yaparsa yapsın hangi ürünü alırsa alsın biz de numune istediğiniz takdirde veriyoruz. Zaten elini üstüne koyabilirsiniz. Ürün zaten sıcak değil arkadaşlar. Sadece dediğim şekilde birazcık deforme oluyor o kadar. Bu ürünü birçok alanda kullanılıyor şu anda. İnsan sağlığına falan herhangi bir zararı yoktur. Isı iletken kat sayısı çok yüksek olan bir ürün. Ses yalıtım, ısı ve yangın yalıtımda bu üründe zaten daha üstün bir ürün yok arkadaşlar. Çok başarılı bir ürün. Fiyatı da çok uygun. Biz gerçekten çok uygun fiyata bunları satıyoruz. Bu şekilde ürünlerimizi tercih edebilirsiniz. Kendi ısı, ses, duvar, dış cephelerde YouTube kanalımızdaki bütün videolarımızı da inceleyebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler.